Survivor Panorama'dan herkese merhabalar. Dora, Ayşe ve Kemal abiyle birlikteyiz. Nasılsınız bugün? Çok şükür. Şükürler. Şükür. Sen nasılsın? nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Keyifli bir e, ödül oyunu izledik yine dün akşam. Evet. E, evet. Yarışlar, e, kran krana mücadeleler, heyecanlı oyunlar izledik. Hepsinin üstünden geçeceğiz. Hı. Ama önce akşamın ipuçlarına gitmek istiyorum. Bu akşam Hı. neler olacak diye. Bu akşamın ipuçlarını izleyelim. Bakalım üstüne yorum yapalım. Yılmazlık oyunu olunca tabii ki ister istemez gerginlikler de oluyor. Özellikle Asena ile Osmancan arasında yaşanan gerginliği. Oyun da zor. Böyle bir genel yorum yapmak isterseniz akşamın ipuçlarından neler gördünüz Dora'cığım? Ee, şimdi ilk başta gördüğüm zaten dünkü oyunda da sonuna kadar hissettiğim bu Survivor'ın zorluğu. Ben çok açık net söylüyorum. Şimdiye kadar böyle zor bir Survivor olmadı. Yani takım kaybettiği zaman, özellikle baraka oyununu kaybettiği zaman, hı hı. bütün takım yokluk adasına gidiyormuş gibi. Üzerinde hiçbir şey yok, sadece baraka. Yani bu şartlarda izleyen herkesin içi titremiştir, acımıştır oradakilere. Ama maalesef e, Acun Bey de dediği gibi en zor Survivor bence. Yani en son zaten zorluk seviyesi gitgide artıyor. artıyor. Evet. E, gelecek senelerde neler olacak hiç bilmiyorum <laughs> ama bu şu anda çok zor. Yani yaşadığım için biliyorum bizim bunu değil tabii. Barakamızın üzerinden yağmur yağarken bile, yerden su gelirken evet. bile rahatsız oluyorsun, evet. uyuyamıyorsun. Ee, çok üzücü. Yani o yüzden oradaki yarışmacıları hepsini teker teker kutluyorum. Yani bu bırakanları da gördükten sonra e, herkes oradaki mücadelenin ne kadar büyük olduğunun farkına varmalı. Kesinlikle. Ka Kardelen e, haklı olarak e, üzülüyor durumuna. Mental anlamda gerçekten bir çökmez çöksün. misin? Ayarlamayınca sayı, bir alamayınca sayı daha alamıyorsun. Kötü yani sayı belki takımın en iyisisin ama çıktığın oyunlarda sayı da alamıyorsun. Onun zaten e, Kardelen kazanan bir yapıya sahip olduğu için bunlardan Çöksü beslenenleri da, evet. e, o da gidiyor. Çok zor. E, Allah kolay kolaylık versin. Onun dışında e, tanıtımda gördüğüm şey eee Osman'ın tartışması. Şimdi dün bunu e, Yusuf da yaptı. E, bir yarışmacının öyle bir laf edersin ki, bir de sen takımın kazananlarındansan san e, yarışmacıya öyle bir laf ediyor ki, bundan sonraki bütün Survivor üzerinde bir travma yaşatabilecek laf söylüyor. Evet. Keşke senem olsaydı ne demek? Bu demek oluyor ki senin performansın kötü. Keşke senem olsaydı. Bundan sonra çıktı artık her oyunda onun eli titrer, kendine güveni azalır. Yani e, bunu özellikle kadınlarla konuşurken. Çünkü biraz daha kırılgan yapıya sahipler yani belki erkekler biraz daha sağlam, şey oradaki gibi. şartlardan biraz daha e, az etkileniyorlar diyeyim. Hı hı. Yani böyle durumlarda öyle bir laf ettiğin zaman karşındakinin tamamen psikolojisini bozuyorsun. E, çıktığı sayılarda almaması için... Bir motivasyon veriyorsun evet. ve her atışta elin titremesini sağlıyorsun. Oyun esnasında hele hiç söylenmez. Hele oyun esnasında evet. hiçbir yere lazım. Bana koşamıyorsun lazım. derlerdi ben çok üzülürdüm mesela. Yani evet, evet çok çok kötü şartlar zaten zor neler yaşıyorlar belli bir de takım arkadaşlarından böyle ama tabi Osman artık sinirler gelmiş vaziyette Hı. aynı koşullarda o da yaşıyor ama ne olursa olsun. Burada Survivor'ın şampiyonunu belirleyecek e, karakterli ortaya çıkacak şeyler zaten zor durumlarda insanların tepki verdiği e, maalesef şartlarında zorluğundan diyeyim e, böyle tepkiler çıkıyor. Evet Ayşe ya çoğu konuda ile şu an aynı fikirdeyim ee, Survivor gerçekten bizim geçen seneki Star'a göre bu sene bir kat daha. Yani gerçekten giderek zorlanıyor. Ve bizim yoklukta tek başımıza e, maruz kaldığımız şeyi bütün takım yaşıyor. Yani bir kişinin moralinin bozulup gelmesiyle bütün takımın morali bozulup oyuna çıkması çok farklı şeyler. Hani bir kişi belki takımı etkilemez. Takımın geneli gidişattan memnundur, iyilerdir. Ama onların hepsinin birden aynı koşulları aynı anda yaşaması gerçekten çok zor. Bizim hani dediği gibi birazcık yağmur girse o üşümeyle uykudan uyanıyorduk ve titrey ...ekstreyi uymaya çalışıyorduk... ...onların hepsinin birden bu kadar yoğun yağışta kalması... ...çok Elanur üzücü ya. Yansım, gerçekten, gerçekten çok üzücü... ...hani yani kafa yedirtir vaziyette Say bir soğuğu öyle. oluyor olduğu zaman... Sabrımı. ...ya buradan hepsine sabırlar diliyorum... Evet, ...sonraki dediğim. oyunlara kesinlikle yansır... ...kesinlikle, kesinlikle ya... Yansır. ...hani uykusuz kalırsın bir kere ıslandın ve yorulduğun için... E, ...o şartlar artık senin uykusuzluk zaten sinir stres yapıyor... ...buna en çok yaşayanlardan biriyim belki de... E, ...onun haricinde kardenin ağlamasını kesinlikle anlıyorum... ...kadınlar bu tarz şeylerde daha çok yıpranıyorlar ve takım arkadaşlarından o desteği göremezler. Şimdi ben al, alamadım, yanımdaki de alamayınca ekstra düşüyorsun. O yüzden hepsi böyle bir çukura doğru girmiş vaziyette şu an. İnşallah onu bir tümsek olarak atlatırlar ve diğer oyunlara güzel odaklanırlar. Onun haricinde Osman Can, asen, asen tartışması. Ya Osman Can'ın bu aralar sanki çok fazla tartışmalarda görüyorum. Biraz bazen söylediği şeyler alakasız da olabiliyor... Ee, hani oradaki tartışmaya girmesi, kız oyuna çıkacak ve takım arkadaşları olarak sizlere bir şeyler soruyor. Sormak da zorunda. Çünkü zaten kaç kişi kalmışsınız? Hı -hı. Hani nasıl erkekler çıkarken kadınlar yorum yapıyorsa işte şöyle şunu al, bunu al, şöyle çık, böyle çık. Onun da bence o tarz bir yaklaşımda bulunması gerekirken Osmancan'ın senemi ortaya atması bence takım arkadaşının tamamen olumsuz etkileyecek bir davranış. Hı -hı. Çünkü orada moral motivasyon düşmesi için bir sürü şart var. Hani bir de senin yanındaki arkadaşın yaptığı zaman Ekstra zaten kötüsün. Evet. E, Kardelen zaten kötü gidiyor. Asena çabalamaya çalışıyor. Kız hani e, o düşüşte pek yaşamış vaziyette değil şu an. İniş çıkış var ama. Hani bu kadar bir bir insanı daha düşürdüğün zaman ben dün demiştim zaten. Ünlülerde kadınlar kazanır. Gönüllerde erkekler alır. Best of'a gider. ödül hamur yer çıkar demiştim. Evet. <gülüyor> Şaşmadı. <gülüyor> e, ünlüler takımı kazandı. Böyle giderse e, takımların acilen Bey'in e, geçen bahsettiği gibi bilmiyorlarmış. Ama karışması şart. Evet. Kemal abicim. <laughs> e, hava şartları da bence gönüller için şans. Gönüller Bu için. Evet. Bu hava şartlarının daha önceden olması lazımdı. Şu son zamanlarda ilk defa yağmur gördük. Evet. O kadar şanslar ki barakasız geçirdikleri günleri 5-6 günse bir gün yağmur. yağmurlu geçirdiler. Bu onların şansı. Ben de olayın tersinden bakıyorum. Geçen hafta şunu söylemiştim. Yaptığınız hareketlerin kontrolünü sağlamazsanız ilk önce kendinize sonra da çevrenize zarar verirsiniz. Hı hı. Asena, Merve, Senem üçlüsünün yapmış olduğu kontrolsüz, bilinçsiz hareketler şu anda Kardelen'in ağlamasına sebep. Dedim ki vücut iflas edecek. Evet, atışlarda el azışkanlığınız çoğalacak. Evet, daha hızlı geleceksiniz, daha iyi atışlar yapabileceksiniz. Ama bir zaman sonra vücudunuz diyecek ki stop, artık kaldıramıyorum. Artık kendimliği de zorladım sınırlarımı. O yüzden bittim. Evet. Dün Kardelen'in o parkurda, özellikle çamurda hı hı. o kadar mücadelesinin altında... Merven'in şey Nefise'nin 5'te 5 beş yapması hem zaten güçlü bir yarışmacı bir de zor bir parkurun ardından dün akşam yağan yağmur bugün Asena'nın bu konuşmasına şey Kardelen'in bu konuşmayı yapmasına sebep yoruyor. oldu çok yorucu evet, evet bunu biliyorsunuz aslında zaten arkadaşlar oraya gelme evvel bunu idrak ederek gelmeleri lazım da e, o ayrılanlara özellikle şunu söylemek istiyorum hani siz şunu mu düşündünüz biz oraya gideceğiz. Evet parkura çıkacağız. Ee, bir parkur var. Siz bunu çocuk parkurumu zannettiniz. Oyun parkurumu zannettiniz. Yani oraya gideceğiz, sallanacağız, eğleneceğiz. E, tatilde var, oynayacağız Diye bir düşündünüz. Gibi. Hani e, şu anda en çok kafamdaki isimlerden birisi Batuhan. Hani Batuhan o 10 kişinin içinde direkt girsin dediğim isim... ...oyunu bırakması, Survivor'ı bırakmasına gerçekten üzüldüm. Hani bir o kadar da istemettim. Hani diğer insanların hakkı varken sen bu kadar bunun içine girmişken bu hakkı elde etmişken burada bırakmasında anlam veremiyorum ama e, sağlık evet her şeyden önemli. Ee, ben bu şey, zor... Bir şey, söyleyeyim abi. Mesela Batuhan'a ben de dedim burada laf ettim ya. Şimdi şöyle bir tabi günah çıkarmam lazım. Ee, söylediğim gibi her sene daha zorlaşıyor bu oyun. Yani şimdi geçmiş senelere bakıp da bu görüntüyü mesela fazla görmedik. Çünkü artık olmuş ikinci ay, üçüncü aya girmişler neredeyse. Tepesinde barak olmaması da Değişik bir örnek yani evet. aslında şimdi bizim zamanımızda yoktu yani bizim zamanımızda sonuna kadar hiç barakası kaldığımız olmadı İlk bir hafta barakamız yoktu onda bir şey yağmur yağdı yağmadı şimdi e, en azından bundan sonra gelecekler için şunu söyleyebiliriz her şeyi bekleyin Evet. yani gözü karartın her şeyi bekleyin ruhunuz Survivors'a gidin. Yani, niye, bar e, niye barakasızlar oyunu kazanamadılar abi. Kazanacaksın. Ama işte her sene böyle bir uygulama yoktu ondan bahsediyorum. Hayır tamam ben katı e, Konuşmalarda demin denilmedi mi her sene daha zorlaşacak? Evet, evet gelecek sene daha da zorlaşacak evet, evet. büyük bir ihtimal. Yani bu şu anda e, yüzde %40'lardaysa <laughs> seneye %50'lere çıkan <laughs> bir zorluk olacak. E sen bunu bildiğin halde ona göre hazırlanacaksın. Ona göre çalışmalarını yapacaksın. Kesinlikle. Vücudu ona göre hazırlayacaksın. Bence bundan sen sonra de, bence bunlar acımedde şey dedi ya biz 5-6 kişini zaten bırakacağını düşünüyorduk. Seneye Acun en az 15 kişini falan bırakması için. Yani şö, gibi. şöyle <laughs> ya, olacak gibi Yani bana. hiçbir Biraz survivor oldum. tarihinde bu kadar bırakılmanın Yok. olduğunu hatırlamıyorum. Evet. İlk defa, İlk şey, defa oldu. Patır 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 döküldüler hepsi. E şimdi öbür tarafına bakıyorum. E şimdi bunlar eğer zorluğu görüyorsa Nefise için ne dememiz lazım? Bu bir şey mi robot mu yani? Robot mu Nefise? O, o zorlukları o zorlukları Nefise yaşamıyor mu? O zorlukları Merve yaşamıyor mu? O zorlukları özgür yaşamıyor mu? Dibine kadar Hepsi Burada zorluklarla mücadele etme senin içinde ben burada mücadele edeceğim dersen. Senin beynin vücuduna hükmederse o zaman sıkıntı olmaz. Ama sen beyninin vücuduna hükmettirmiyorsun. Vücudun beynine hükmettiriyorsun. O yüzden de bırakıyorsun? Şu şartları daha evvelden yap yaşamanız lazımdı. Öbür tarafına baktığımızda standart. Kırmızı kadınları kazanıyor, mavi kadınları kaybediyor. Kırmızı erkekleri kaybediyor, mavi erkekleri kazanıyor. Sonuçta yapılıyor, ediliyor... Hani bir deli bir lof vardır ya her yol Roma'ya çıkar her yol Nefise'ye çıkıyor. Nefise Allah ona e, zaval vermesin Allah onu korusun. Gerçekten hani şu ana kadar bu senenin Survivor'ın evet ben yorumcuyum. Yorum yaptığım için izliyorum ama ben bir seyirci olarak bir e, Survivor taraftarı olarak ben nefiseden keyif alıyorum. Bir insan bu kadar mı mükemmel olur? Bir insan bu kadar mı işine saygı duyan, bir insan takımı için bu kadar mı mücadele eder? Yürekten alkışlıyorum nefise seni. Hani dün yemin ediyorum sana aldığı her oyunda çok da alkışladım. Yürekten alkışladım. İzlemek Çünkü keyif veriyor, veriyor. Hani evet, bir var. nedir bir amacımız nedir? Sora'dan keyif almak, izlemek. Hani hmm. baktığında o kadar kişinin içinde cımbızla çekiyorsun. Bunda bir şey var. Futboldan örnek vereceğim. Kumaşı iyi. Nefise'nin kumaşı iyi. Nefise bize bir şeyler veriyor. Ve bu verdikleriyle de keyif veriyor. Bu verdikleriyle takım sayı kazanıyor. Bu verdikleriyle takım... Hamburger yiyor, Dokunulmazlık alıyor. ve e, derken çok, gözümün içine bakıyorsun. Çok çok daha Öyle bir işte temin dedim ya... O hani sorumsuzca yapılan hareketler... Hem kendi takımını güç, güçsüz duruma soktunuz... Evet. Hem de Merve gibi bir değeri karşı tarafa altın tepside sundunuz. Sonuç 3 kişiyle mücadele istediğin İstediğin kadar seçme yap. İstediğin kadar döndürmeye çalış. Bir yerde iflas edersin. Bu da onun göstergesi. Ee, ünlülere özellikle e, Yusuf, Nefise ve Merve bazında kutluyorum. Çok başarılılardı. Evet. Ama diğer tarafta e, Özgür'ün mücadelesi, Osman'ın mücadelesi. Ama Osman'la ilgili bölümde şu konuşmalarda şunu söyleyeceğim. Osman yani e, pek şey olmuyor. Sıcak gelmiyor o konuşmaları. Tamam sen söylemini yap, itirazını et. E, haklı tarafların var mı? Var. E, hani e, Asena'nın anlatılmaz derecede her gün bir olayın içinde olması sıkıntı mı? Sıkıntı. Evet. Ama sen buradan hani bu olayları alıp da kendi tarafına çevirmen bilmiyorum bana hoş görünmedi. Şey yapılmadı. E, geçmiyor. O yüzden de biraz daha frene basması lazım. Ben Ama mesela Osman'ı çok beğendim. İyi dün müthiş, çok az konuştu. Müthiş. Kaybettiği <laughs> zaman da kendi, destek, kendi destek, destek de verdi. Kendi destek de verdi. Kaybettiği zaman çok tadında bir hani o serzeniş